Görsel İşitsel Teknoloji kanalından herkese merhabalar. Elektronik Öğreniyorum serimizde elektroniğin temel komponentlerini öğrendik. Bugünkü dersimizde yine elektronikte kullanılan bu komponentlerin temel sembollerini topluca görmüş olacağız. Hem elektronik cihazlarda hem de elektronik devre şemalarında bu sembolleri kullanarak devreler kurabiliyoruz. Arıza tespitinde yine bu sembollerden faydalanarak devrede kullanılan devre elemanının ne olduğunu bilebiliyoruz. Elektronik kartlarda kullanılan bazı komponentler birbirleriyle benzerlik gösterirler. Örneğin bir diyotun kılıf yapısıyla diyakların kılıf yapısı birbirine benzerlik gösterebiliyordu. Devre kartlarında kullanılan bu komponentler hemen yanında sembolleriyle ifade edilir. Eğer bu sembollerin ne anlama geldiğini bilirsek, devre üzerinde kullanılan komponentin ne olduğunu hızlı bir şekilde çözebiliriz. Yine aynı şekilde elektronik devreler kurarken devre şemalarından faydalanırız. Devre şemalarında elektronik komponentlerin sembolleri kullanılarak devreler oluşturulur. Bugünkü dersimizde elektronikte en çok kullanılan komponentlerin sembollerini kavramış olacağız. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Devrelerde kullanılan elektronik komponentlerin sembollerini topluca öğrenmiş olalım. Elektronik devrelerde kullanılan komponentlerden önce yine genel anlamda elektronikte kullanılan bir takım sembolleri bilmemizde fayda var. Birçok elektronik cihazın üzerinde bulunan bu semboller ne anlama geliyor? Giriş aygıtları input diye yazılıyor, kısaca in deniyor. Ve şu anda ekranda gördüğünüz sembollerle gösteriliyor. Genellikle daire, dikdörtgen ve kare tercih ediliyor. Bunların içerisine doğru bir ok sembolü bunun giriş aygıtı olduğunu gösteriyor. Çıkış aygıtları ise output diye geçiyor ve kısaca out olarak yazılıyor. Yine bunlar da daire, kare ya da dikdörtgen bir sembolün içerisinden ok işareti dışarıyı gösteriyor. Elektrik ve elektronikte kullanılan birçok sembolde ok işareti içeriği gösteriyorsa bu giriş aygıtı olduğunu gösteriyor. Biz buraya giriş yapabiliyoruz. Eğer ki ok işareti dışarıyı gösteriyorsa bu çıkış aygıtı olduğunu gösteriyor. Biz bu cihazdan çıkış alabileceğimizi gösteriyor. Örnek vermek gerekirse diyotlar içerisinde fotodiyot. Bunun sembolü üzerine iki tane ok işaretinin girdiği bir diyot sembolü. Burada ok işareti bu sembolün üzerine doğru giriş aygıtı olduğunu gösteriyor. Fotodiyotlar infraruj ışıkları algılayarak buna göre tepki verirler. Dolayısıyla bir giriş aygıtı olduğu için bunun üzerine iki tane ok işareti giriş olduğunu gösteriyor. Yine diyotlar içerisinde LED diyot. Bu sefer bu sembolün üzerinde iki tane ok işareti dışarıyı gösteriyor. Bunun bir çıkış aygıtı olduğunu gösteriyor. Fotodiyot ortamdaki ığrı ışıklarını algılayarak buna göre davranıyor. LED diyotlar ise üzerine verilen gerilim ve akım sayesinde dışarıya ışık saçmaktadır. Dolayısıyla bir çıkış aygıtıdır. Giriş ve çıkış aygıtlarına örnek verebileceğimiz mikrofon ve hoparlör olabilir. Mikrofon ortamdaki analog sesleri alarak elektrik sinyallerine dönüştürür. Dolayısıyla mikrofon bir giriş aygıtıdır. Hoparlör ise daha önceden kaydedilmiş ya da elektronik olarak oluşturulmuş sesleri dışarıya ses dalgası olarak verirler. Dolayısıyla hoparlör bir çıkış aygıtıdır. Elektronik input ve outputlardan oluşur. Input sizin dışarıdan bu aygıtlara ya da bu devreye verebileceğiniz bir takım bilgilerdir. Bu ışık bilgisi olabilir, ses bilgisi olabilir, ısı bilgisi olabilir. Yani dışarıdan veri toplarlar ya da elektriksel bir bilgi olabilir. Bunlar giriş aygıtıdır. Çıkış aygıtları ise görebileceğimiz, duyabileceğimiz ya da hissedebileceğimiz çıktıları verirler. Şu an ekranda görmüş olduğunuz resimde elektronik bir cihazın arka soketlerini görebiliyoruz. Bunun üzerinde çeşitli renklerde ve yazılarda soketler bulunmakta. Bu soketlerin hemen üstünde veya yanında bir takım yazılar yazıyor. En sol tarafta line in yazdığını görüyoruz. Kırmızı, beyaz ve sarıdan oluşuyor. Kırmızılar audio, sarılar video olduğunda ayrıca işaretlemişler. Line in dediğine göre buraya düşük sinyalle input, yani siz buradan bir ses sinyali girebilirsiniz diyor. Videoya baktığımız zaman yine düşük sinyali bir video kaynağından video gönderebilirsiniz diyor. Hemen onun yanında line out yazan diğer soketleri görüyoruz. Kırmızı, beyaz ve sarıdan oluşuyor. Bu soketler ise line sinyal verebileceğini söylüyor ve out yani bir çıkış olduğunu söylüyor. Biz buradan line seviyesinde yani düşük seviyede ses sinyalleri alabiliyoruz ya da video sinyalleri alabiliyoruz. Hemen onun yanında yine in parantez içerisinde from anten demiş ve RF olduğunu söylemiş. Buraya RF antenden giriş yapabileceğimizi söylüyor. Alt kısımda ise out parantez içerisinde to TV diyor. Yani televizyona buradan RF sinyal çıkış olarak verebilirsiniz. Burası output'tur diyor. Sol tarafta yine line out, composite video out, digital audio out, S video out diye diğer çıkışları görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi elektronik cihazların arkasındaki soketler giriş ve çıkıştan oluşuyor. Siz buraya kullanacağınız sisteme göre ses sinyalleri ya da video sinyalleri verebiliyorsunuz.
ya da RF sinyaller verip alabiliyorsunuz. Kompozit video ağıt alabiliyorsunuz. Elektronik cihazlarda gördüğünüz gibi giriş ve çıkışlar in-out olarak belirtiliyorlar. Kullanacağınız giriş ve çıkışında ne olacağını yine bu soketlerin üzerinde detaylıca belirtmişler. Hangi elektronik cihaz olursa olsun mutlaka üzerinde input ve output'unu belirtirler. Dolayısıyla bunun ses sinyali mi olacağı, video sinyali mi olacağını da yine görebilirsiniz. Video sinyali ise video out, ses sinyali ise audio out ya da audio in ya da video in bunu mutlaka belirtiyor. Ya da RF kullanılıyorsa RF in ve RF out diye üzerinde mutlaka gösterilir. Bazı elektronik cihazlarda bu yazıların yerine yukarıda görmüş olduğunuz semboller belirtilebilir. Eğer ok işareti içeriye doğru giriyorsa orası input'tur. Eğer ok işareti dışarıyı gösteriyorsa orası output'tur. Şimdi elektronik cihazlarda ve şemalarda sıklıkla kullanılan komponentlerin sembollerini öğrenerek devam edelim. Görmüş olduğunuz semboller DC doğru akım güç kaynağının sembolüdür. Daire ya da kare sembolle gösterilir. Doğru akım olduğu için artısı ve eksisi vardır. AC, alternatif akım güç kaynağının sembolü ise görmüş olduğunuz semboldür. Dairenin ortasında sinüsoidal dalgayı temsil eden bir sembol bulunur. Şemalarda ya da kartların üzerinde bu sembolleri görebiliriz. Bu sembollerin olduğu noktadan kartımıza güç girişi yapabiliyoruz. Görmüş olduğunuz sembol pilin sembolü. Devremiz eğer ki bir pille beslenecekse yine bu sembolle gösterilir. Eğer ki çoklu bir pil kullanılacaksa, batarya kullanılacaksa, seri bağlanmış birden fazla pil varsa bu şekilde gösterilir. Bu sembollerimiz ise şase, GND, toprak, eksi kutbu sembolleyen sembollerdir. En soldaki sembol genellikle DC beslemeli gerilimlerde eksi ile temsil etmektedir. Burada topraklama hattını sembolize ettiği gibi yine topraklama hattı kullanılmayan devrelerde eksiyi, şaseyi de temsil ederler. Devremizin eksisini buraya bağlayabiliriz. Eğer ki topraklama hattı kullanılacaksa yine bu sembollerin olduğu yere topraklama hattını bağlayabiliriz. Topraklama hattı şu anda da fotoğrafta da gördüğünüz gibi toprağın içerisine çakılan bakır bir çubuğun elektrik kaçaklarının toprağa aktarılması için kullanılır. Eksi hatla karıştırılmaması gerekir. Elektronik devre şemalarında mutlaka görmemiz gereken kablo bağlantısı. Birbiri üzerinden geçen kablolar eğer ki birbirine temas etmeden atlayarak geçiyorsa çakışmayan bağlantıyla gösterilir. Ve bunun sembolü de bu şekildedir. Eğer ki bir hat üzerinde bütün bağlantılar aynı hatta yapılıyorsa bağlantı noktalarının gösterildiği bu sembolü kullanılır. Devre üzerindeki bütün bacaklar aynı hatta bağlandığı zaman bağlantı noktalarının olduğu gibi işaretlenir. Görmüş olduğumuz sembollerimiz dirençleri temsil etmektedir. Bu sembolümüz sabit dirençlerin sembolüdür. İki şekilde de şemalarda gösterilmektedir. Bu sembolümüz ise trim pot diye geçen ayarlanabilen dirençlerin sembolüdür. Ortasında bir tane ok işareti gösterilir. Diğer sembolümüz ise yine ayarlanabilir potansiyometre diye geçen ayarlanabilir direncimizin sembolüdür. Devre şemalarında gösterimi bu şekildedir. Ortamın şartlarına göre direnç değeri değişen LDR, PTC ve NTC'nin sembolleri de bu şekildedir. Devre şemalarında bu şekilde gösterilir. LDR'nin sembolünde gördüğünüz gibi dışarıdan içeriye doğru bir ok işareti var. Dolayısıyla bu devre elemanının dışarıdan gelebilecek herhangi bir kaynağa göre değer değiştirdiğini gösteriyor. LDR yapısı gereği ortamın ışığına göre değer değiştiren bir direnç. PTC ve NTC'nin devre şemalarındaki gösterim bu şekildedir. Bunlar ise ortamın sıcaklığına göre direnci değişen devre elemanlardır. Kondansatörler devre şemalarında bu şekilde gösterilir. Kutupsuz kondansatör diye geçen kondansatörlerin gösterim şekli iki tane çizginin düz bir şekilde belirtilmesiyle oluşturulur. Herhangi bir kutbu olmadığı için iki çizgi de birbirine eşittir. Kutuplu kondansatörler ise birden fazla sembolle gösteriliyor. Devre şemalarında bu şekilde ifade edilir. Artı kısmın bulunduğu tarafı artı kutlu, eksi kısmın bulunduğu tarafı da eksi kutlu bağlanır. Kutuplu kondansatörlerin yönü olduğu için devreye bağlanırken mutlaka bu sembollere dikkat etmek gerekir. Bazı devre şemalarında artısı ve eksisi gösterilmez. Sadece sembolü gösterilir. Dolayısıyla sizin kuracağınız devre şemasında kutuplu bir kondansatör kullanmışsanız mutlaka yönüne dikkat etmeniz gerekir. Şemalarda bu üç sembol kullanılabilir. O yüzden bu sembollerin yönünü iyi bilmek gerekir. Trimer kondansatör diye geçen kondansatörlerin devre şemalarından gösterim şekli de bu şekildedir. Kutupsuz kondansatörün sembolünün üzerinde bir tane ok işareti bunun ayarlanabilir trimer bir kondansatör olduğunu gösterir. Elektronik kartların üzerinde çeşitli bolca olan diyotlar. Gördüğünüz gibi diyotların oldukça çeşidi fazla. Normal diyotlar, köprü diyotlar, zener diyot, led diyot, foto diyot, lazer diyot, ayarlı diyot, tünel diyot, hızlı diyot gibi diyotlar bulunur. Ve şu anda da gördüğünüz gibi her birisinin sembolü farklıdır. Diyotların yönü vardır. Anot ve katottan oluşur. Devrelerde anot ve katot diye yazmayabilir. Dolayısıyla siz sembollerden yönünü bilmeniz gerekir. Diyotların yönünü bilebilmemiz için
üçgenin uç kısmındaki sivri tarafındaki çizgili kısım her zaman eksiyi temsil eder. Yani katodu temsil eder. Normal diyottan baktığımız zaman çizgili kısım katot, üçgenin geniş tarafı anot, yani artıyı temsil etmekte. Bu zener diyot olsun, led diyot olsun, fotodiyot olsun hepsinde ortaktır. Sadece uç tarafında gösterilen semboller sadece bu diyotun türünü belirtmektedir. Normal diyotta düz bir çizgi kullanılırken zener diyotta ucu kesikli bir çizgi kullanılıyor. Led diyotta ise üzerinde ok işaretinin dışarıya çıktığını gösteren, bunun bir led diyot olduğunu gösteren sembol ifade ediliyor. Fotodiyotta ise gördüğünüz gibi led diyotla aynı sembolü kullanmış, ok işaretleri bu sefer tam tersi içeriği gösteriyor. Lazer diyotta ise normal diyodun sembolünün ortasına bir tane daha çizgi bırakılmış ve yukarıya iki tane ok işareti gösterilmiş. Ayarlı diyotlarda ise kondansatörün sembolünün diyodun sembolüne entegre edilmiş hali, yani ondan uyarlanmış hali. Yine tunel diyotlar ve hızlı diyotlar, Schottky diyot diye geçen diyotlarda da gösterim şekli bu şekildedir. Bu sembollerden biz devremizde kullanılan diyotların nasıl olduğunu bilebiliyoruz. Transistörler genellikle iki tipte gösterilir. BJT tip transistörler ve FET tip, yani MOSFET tip güç transistörleri. BJT tip transistörler ise NPN ve PNP olma özelliğine göre iki farklı şekilde gösterilmiştir. NPN transistörlerde emitter bacağındaki ok işareti dışarıyı gösterirken PNP transistörlerde emitter bacağındaki ok içeriği göstermektedir. Dairenin içerisine doğru girmektedir. Biz buradaki ok işaretine bakarak bu transistörün NPN mi, PNP mi olduğunu anlayabiliyoruz. MOSFET transistörlerde ise N-channel ve P-channel transistörler olarak iki grupta gösterilmektedir. Bunlar yine N-channel ve P-channel olma özelliğine göre sembolleri değişmektedir. Buradaki transistörün sembolünün içerisindeki ok işareti ve zener diyot sembolünün yönü değişerek N-channel mi, P-channel mi transistör olduğunu göstermektedir. Yine biz şemalarımızdan baktığımız zaman source bacağındaki ok işareti dışarıyı gösteriyorsa N-channel, source bacağındaki ok işareti içeriği gösteriyorsa P-channel bir MOSFET transistör olduğunu anlayabiliriz. Transistörlerin devre şemalarındaki bağlantısını ve kılıf tipine bakarak kolektör, base ve emitter bacaklarını mutlaka bilmemiz gerekir. Şemalarda gördüğünüz gibi base, kolektör ve emitteri belirtilmiştir. Eğer ki devre şemalarında base, kolektör ve emitter bacakları belirtilmemişse mutlaka data sheet'ine bakarak transistörün base, kolektör ve emitter bacağını bilmemiz gerekir. Kılıf yapısına bakarak transistörün base, emitter ve kolektörünü bilemeyiz. Kılıf yapısı birbiriyle aynı olan fakat bacak sıralaması farklı olan transistörler de bulunmaktadır. Eğer ki devre şemasında transistörün kılıf yapısı belirtilmemiş ve bacak sıralaması gösterilmemişse mutlaka data sheet'inden bacak yapısına bakmamız gerekir. Bacak sıralamasını öğrenmemiz gerekir. Entegreler. Entegreler birden fazla kılıf yapısına ve çeşitliliğe sahiptir. Yatay entegreler ve dikey entegreler bulunmaktadır. Aynı zamanda kare entegreler bulunmaktadır. Entegreler diğer elektronik komponentler gibi tek bir yapıdan oluşmaz. Her birisinin kendisine has dizilimi ve yapısı vardır. Örneğin şu anda görmüş olduğunuz bu 448 bacaklı NE555 entegresinin kılıf yapısı bu şekildedir. D298N gibi bir entegrenin yapısı da bu şekildedir. Entegrelerin kılıf yapısı ve bacakları mutlaka data sheet'inden bakılması gerekir. Çünkü birden fazla bacağı bulunur. Hangi bacağın ne işe yaradığını ve hangi bacağından nasıl bir veri alabileceğimizi data sheet'ine koyarak bakarak öğrenebiliriz. Görmüş olduğunuz NE555 entegresinin VCC yazan kısmı artı voltajı temsil ederken GND yazan kısmı ise eksiyi temsil etmektedir. Entegrenin bulunduğu bir devre şemasında hangi bacağına neyin bağlanacağı detaylı bir şekilde gösterilir. Röleler daha düşük akım ve gerilimle daha yüksek akım ve gerilimleri kontrol edebildiğimiz devre elemanlardır. Devrelerde gösterim şekli bu şekildedir. Devre şemalarında iki şekilde gösterilebilir. Birincisi bobin ve hemen onun yanındaki ok işaretlerinin bulunduğu açık kapalı bacakların gösterildiği sembol. İkincisi dikdörtgen içerisinde düz bir çizgi ve yine açık ve kapalı bacakların gösterildiği semboller. Butonlar ve switchler. Butonlar bastığımız zaman aktif olan, parmağımızı çektiğimiz zaman kapalı konuma geçen devre elemanlardır. Devrelerdeki gösterim şekli gördüğünüz gibidir. Anahtar ve switchler 1 ve 0 konumuna göre çalışır. 1 konumuna getirdiğimiz zaman iletime geçerken 0 konumuna getirdiğimiz zaman kapalı konuma geçerler. Yine elektronik cihazların birçoğunun üzerinde temsil edilen açma kapama sembolü. Bu devre şemalarından ziyade elektronik cihazların üzerinde kullanılan bir semboldür. O cihazın aynı tuşla hem açılıp hem kapanabildiğini gösterir. Elektronik devre şemalarında yine kullanılan transformatörler. Transformatörler elektronik devrelerde voltajı düşürmek ya da yükseltmek için kullanılan devre elemanlardır. Bobinler ise yine elektronikte frekansları ayarlamak için kullanılan bakırdan oluşan sargılardır. Devre şemalarındaki gösterim ekranda gördüğünüz gibidir.
Devremizde akor filamanlı ampul kullanılacaksa şemadaki gösterim şekli gördüğünüz gibidir. DC motor ve AC motorlar. Doğru akımla çalışan motorların sembolü artı ve eksi yönü belirtilerek gösterilmiştir. Bu motorun yönünü belirtir. Artı ve eksisini doğru bağladığımız bir motor istediğimiz yönde dönecektir. Doğru akımla çalışan motorların artı ve eksisini ters çevirdiğiniz zaman motor tersine döner. AC motorlarda ise M harfinin altında sinüsoidal dalgayı görüyoruz. Bu motorumuzun AC akımla çalıştığını gösteriyor. Devre şemalarındaki gösterimi bu şekildedir. Devrelerimizi koruyan ve herhangi bir sıkıntı anında açık devre konumuna geçen sigortalar. Devre şemalarındaki gösterim şekli bu şekildedir. Buzzer, hoparlör ve mikrofon. Buzzer elektronik cihazlarda uyarı seslerini verebilen devre elemandır. Şemadaki gösterim bu şekildedir. Hoparlörlerin devre şemalarındaki gösterimi gördüğünüz gibidir. Mikrofonların devre şemasındaki gösterimi ise şemadaki gibidir. Eğer ki devremizde ampermetre, voltmetre ya da dirençmetre kullanılmışsa şemadaki gösterimi gördüğünüz gibidir. Dairenin içerisinde amper için A harfi, voltmetre için V harfi, direnç için R harfi ya da omega sembolü tercih edilir. Şimdi sizlerle ekranda görmüş olduğunuz şemayı okuyalım ve bu devre şemasını breadboard üzerine kuralım. Öğrenmiş olduğumuz sembollerden bu şemayı okursak devremizin artı girişi hemen üst taraftan yapılmış. VCC olarak belirtilmiş. Buradaki toprak sembolü ise eksi tarafı belirtiyor. Bu hat komple eksi olduğunu gösteriyor. Yukarıdaki hattın ise komple artı olduğunu gösteriyor. İki tane kondansatör kullanılmış, iki tane transistör kullanılmış ve bağlantı kabloları kullanılmış. Bu şema üzerinde kullanılan komponentlerin değerleri de yazılmış. 220 ohmluk dirençten 2 tane, 47 kilo ohmluk dirençten 2 tane kullanılmış. 2 tane 10 mikrofaradlık kondansatör kullanılmış. Lakin voltaj değeri belirtilmemiş. Bizim yukarıda artı VCC değerine göre bir kondansatör voltajı seçmemiz gerekir. Bu devremizi 9 volt ile beslersek en az 10 mikrofarata 16 voltluk bir kondansatör seçmemiz gerekecektir. Transistörler ise BC237 olarak belirtilmiş ve ok işaretleri dışarıyı gösteriyor. Emiterdeki ok işaretinin eksi hatta doğru gitmesi bunun NPN bir transistör olduğunu gösteriyor. Kolektör, base ve emiter bacakları gösterilmiş. Lakin kılıf tipi burada görüntülenmediği için ben devremi bağlarken BC237 transistörünün data sheet'ine bakarak devreme bağlarken kolektör, base ve emiter bacağının hangisi olduğunu öğrenmem gerekecek. Bugün sizlere elektronik kartlarda kullanılan devre elemanlarının sembollerini öğrenmiş olduk. Elektronik devre şemasındaki diyagram nasıl okunur? Bu diyagrama göre bağlantıları nasıl yapabiliriz? Hep birlikte kavramış olduk. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.